Merhaba sevgili izleyiciler, bir Her Daim Hareket programıyla daha karşınızdayız. Yine sizler için muhteşem egzersiz serisi hazırladım. Baştan aşağıya tüm kaslarımızı çalıştıracağımız hareketlerle sizler ekranlarınız başında, ben de burada hazırız. Hemen başlıyoruz. Kaslarımızı egzersizlere hazırlayacağımız esneme hareketleriyle başlıyoruz. Yine kafadan aşağıya doğru tüm vücudumuzun kaslarını çalıştıracağız, egzersizlere hazırlayacağız. Önce başımızı öne, arkaya, sağa, sola eğeceğiz. Kollarımız, bacaklarımız ve tüm vücudumuzla esneme hareketleriyle başlıyoruz. Önce öne, sonra arkaya, yana, diğer tarafa. Kolu çekiyoruz. Diğer kolu. Arkaya doğru sarkıtalım. Diğer tarafa. Ve tüm vücudumuzu öne eğiyoruz. Tek dizi kırdık. Diğer dizi. Şimdi ikisini birden ve yüksel. Şimdi bir yere odaklanarak tek bacağı çek. Yandan al. Diğer bacağı geçtik. Yandan alıyoruz. Ve esneme hareketlerimiz böylelikle tamamlandı. Şimdi biraz yastık, biraz top yardımıyla yapabileceğimiz egzersizlerimizle devam ediyoruz. Şimdi benim elimde top var. Dilerseniz siz yastık da kullanabilirsiniz. Genişçe olmaması kaydıyla yastığın iki dirseğimizle topu tutacağız. Kollarımız önde, paralel bir şekilde açık ve yavaşça topu ya da elinizde yastık varsa yastığı sıkıyoruz. Topu sıkmaya çalıştığımda kol kaslarım özellikle çalışıyor. Sırtım çalışıyor. Bu sırada karnımı serbest bırakmıyorum. Onu da sıkıyorum. Derin nefes alarak tüm üst gövdem kaslarını çalıştırıyorum. Ve son kez. Şimdi topu ya da yastığımızı, elinizde hangi materyal varsa onu kullanarak hareketlerimize devam ediyoruz. Biraz önce dirseklerimizi kullanarak sıkıştırmaya çalışmıştık topu. Şimdi de ellerimizi kavrayarak dirseklerimiz yere paralel bir şekilde açılmış durumda ve topu ya da yastığı yine sıkıştırıyoruz. Zaten sıkıştırma anında kollarınız titremeye başlıyor ve kol kaslarınızı, ön kol kaslarınızı sıktığınızı hissediyorsunuz. Yine biraz önce yaptığım uyarıyı yapayım. Karnınız serbest değil, karnınızı da sıkıyorsunuz. Dirsekleriniz yere düşmesin. Bu değil asıl amacımız. Bunda da evet kaslarınız çalışıyor. Ancak yere paralel olarak tuttuğumuzda daha fazla efor sarf etmiş oluyoruz. Hem yer çekimine karşı hem de topu sıkmaya çalışırken yeterince kaslarımızı çalıştırıyoruz. Ve son kez. Nasıl, kaslarınız çalışmaya başladı diye düşünüyorum. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi topu başımın üstüne alıyorum. Kollarım paralel bir şekilde karşıya bakıyor. Ve topu yukarıda sıkıştırıyorum.
Bu aşamada sıkıştırmaya çalıştığınızda evet her türlü kol kaslarınızı çalıştırmış oluyorsunuz. Aynı zamanda sıkıştırdığınız anda bir 5 saniye bekleyebilirsiniz. Böylelikle daha fazla kaslarınızı çalıştıracaksınız. Ya da ritmik halde de yapabilirsiniz. Bu harekette özellikle sırt kaslarınızın da çalıştığını fark edeceksiniz. Ve son kez. Bu hareketleri dilerseniz dakika tutarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz 12 tekrar yapıp 3 set de yapabilirsiniz. Hemen hemen aynı dakikaya ya da aynı efora denk gelecektir. Bu sizin tercihinize kalmış ve devam ediyoruz. Bir diğer hareketimizle devam ediyoruz şimdi. Biraz önce yaptığımız kafamızın üstüne koyduğumuz topla birlikte bu kez kollarımızı öne doğru uzatıyoruz ve yavaşça yukarı kaldırıyoruz. Bunu sadece topla ya da yastıkla yapmanıza gerek yok. Hiçbir materyal kullanmadan da yine aynı şekilde paralel bir şekilde kaldırırsanız kollarınızı yine sırt kaslarınızı çalıştırmış olursunuz. Sadece topu kullanırken ya da yastığı kullanırken hafif sıkmanızı istiyorum kollarınızı. Bu aynı zamanda hem kol kaslarınızı hem de sırt kaslarınızın çalışmasını sağlayacak. Yukarı geldiğinizde yukarıdan biri sizi çekiyormuşçasına kollarınızı uzatabildiğiniz yere kadar uzatın. Ve son kez. Yine bu hareketi de 12 tekrar ve 3 set halinde yapabilirsiniz. Şimdi hareketimizi yukarı başımıza kadar çıkardık ancak bu kez tam tersi. Daha doğrusu ekleme yapacağız harekete. Başımızın üstünde en üst seviyede top ve dirseklerimiz yardımıyla arkaya doğru götürüyoruz. Yine bu hareketi yaparken de hafif topu sıkabilirsiniz. Bu kez fark etmişsinizdir, arka kol kaslarımızı çalıştırıyoruz. Buradayken topu sıkıyorum. Zaten titremeden de fark edeceksiniz. Ancak yukarı geldiğimde başımın üstündeyken serbest bırakıyorum. Ve son kez. Şimdi kollarımızı yine öne uzattık. Tüm vücudumuz sabit. Karnımız içeride. Derin nefes aldıktan sonra yana doğru dönebildiğimiz kadar, benim belim ağrıyor mesela şu anda, dönebildiğimiz kadar dönüyoruz. Bir 5 saniye kaldıktan sonra bu kez diğer tarafa doğru. Tüm kaburganız hareket edecek, esneyecek. Aynı zamanda kollarınız öne doğru yere paralel uzandığı için onlar da çalışacak ve sırtınız da esneyecek. Ve son kez. Kolumuz yerde, bacaklarımız yere paralel bir şekilde uzanmış durumda. Tek kolumuz yana açık ve topu da kalça kemiğimizin üstüne yerleştiriyoruz. Tam kalçamız yere hafif değiyor. Ve bacaklarımızla birlikte kolumuzu çalıştıracağız. Bacağınızı açabildiğiniz kadar açın.
Eğer ki istiyorsanız kolunuzu yana kadar getirebilirsiniz. Ancak topun üzerinde olduğunuz için bunu sağlamak biraz zorlaşıyor. O nedenle yapabildiğiniz yere kadar yapmanızı istiyorum sizden. Ve son kez gösteriyorum. Şimdi diğer tarafa. Bacaklarımız çok öne gelmesin. Yine gövdemiz de aynı hizada bulunsun. Yine bir kolum yanda, bacaklarım paralel. Ve son kez. Şimdi yine aynı pozisyondayız. Kolum dirseğimle birlikte yerde. Topumuz karın boşluğumuzun üstünde ve bacaklarımız da gövdemizle aynı hizada olacak şekilde karnımızı da içeri çekerek biraz önce yaptığımız hareketin bir benzerini yapacağız. Bu kez başlama pozisyonumuz, kolumuz yana doğru açık, üstteki ayağımız karşıya bakıyor. Daha doğrusu ileri bakıyor, karşıya bakma pozisyonu bu. İleriye doğru esnettik ve yukarıda yine bacağımızla kolumuzu birleştiriyoruz. Topu gövdenizin altında tutmak ve dengede durmak bir o kadar zorlaşıyor birkaç hareketten sonra. Ve son kez. Diğer tarafa da aynı şekilde kolumu yerleştirdim. Kolunuz çok ileri doğru olmasın. Biraz daha göğsünüze doğru yaklaştırın. Bacaklarınız önde, kolunuz açık ve kolumuz yine dirsekle birlikte yerde. Diğer kolumuzu da onun önüne koyuyoruz. Top yine karın boşluğumuzun üstünde ve dengede kaldığımız takdirde bacağımızı kendimize doğru çekiyoruz. Çektiğimiz aşamada parmak uçlarımız ileriye bakıyor. Düzeldiğimizde yana getiriyoruz. Eğer ki dengede kalabilirim diyorsanız bir elinizi belinize yerleştirebilirsiniz. Ve son kez. Biraz önce gösterdiğim hareketle birlikte her hareketi 12 tekrar ve 3 set halinde yapmamız gerekiyor. Zaten bir süre sonra o yanan bölgeyi, yanan kası, bu egzersizin hangi kası çalıştırdığını kendinizde fark edeceksiniz. Şimdi devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, şimdi kalça hareketi göstereceğim. Yine topunuzla ya da yastığınızla yapabileceğiniz bir hareket. Bacağımın arkasına yerleştiriyorum. Baldırımla arka bacağıma yerleştirdikten sonra topu sıkıyorum ve bacağımı arkaya doğru itiyorum. Dört ayak üzerindeyiz, dengeliyiz, belimizde çukur yok ve karnımızı sıkıyoruz. Yukarı çıkardığınızda da topun yerinden hareket etmemesi lazım. Eğer ki hareket ediyorsa bu dengeli değil ve sıkıştırmadığınız anlamına geliyordur. Yukarıda da bacağımızı aynı şekilde sıkıyoruz. Yine aynı şekilde diğer bacağımızı da yapıyoruz. Birkaç tekrar gösterdikten sonra hareketi biraz daha değiştireceğim. Sizler de benimle birlikte aynen devam edin. Yukarıya kaldırdık ve son kez
Bu kez bacağımız yukarıdayken kollarımızı biraz öne alarak öne doğru geliyoruz. Hareketle birlikte hem kollarımız hem de kalçamız yanıyor ve son kez. Yine bu hareketi de her iki bacağınızla da tamamlamanız gerekiyor. Her bir hareketi ayrı ayrı da yapabilirsiniz. 12 sadece topla kalçanızı hareket ettirebilirsiniz. 12 tekrar da yine kollarınızla bacaklarınızı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, şimdi sırt üstü yerdeyiz. Yine muhteşem bir hareket göstereceğim sizlere. Mekik çekeceğiz ancak aynı zamanda bacaklarımız da yeterince çalışacak. Topu yine bacaklarımızın arasına yerleştiriyoruz ve hafif karşıya doğru bakacağız ve bacaklarımızı kendimize çekip ileriye iteceğiz. Karşı ittiğimde bacaklarımın nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. Bu hareketi daha önce topsuz da yapmıştık. Şimdi topla yaptığımızda bacaklarımızın daha fazla çalıştığını, kaslarımızın efor sarf ettiğini görüyoruz. Kollarımız yerde değil, aynı zamanda kollarımızı da çalıştırıyoruz. Ve karnımızı da içeri çekiyoruz. Ve son kez. Yavaşça yere koyup kafamızı da yere yerleştirebiliriz. Bu hareketi yaparken özellikle aslında şuna dikkat çekmek gerekiyor. Topu olabildiğince sıkıştırmanız gerekiyor. Bacaklarınızı kendinize çektiğinizde ve ileri ittiğinizde bacaklarınız yeterince çalışıyor. Ancak özellikle iç bacaklarınızı eritmek istiyorsanız bu top yardımıyla ya da yastıkla yapacağınız egzersizde daha fazla sağlanacaktır. Sevgili izleyiciler, bu kez dizlerimizin arasına koyuyoruz topu. Yere tamamen uzanmış durumdayız. Ayaklarımız karşıya bakıyor ve buradan kendimize doğru çekiyoruz. Tabii ki sadece bacaklarımızın arasında olması yeterli değil topun. Aynı zamanda sıkarak kendinizi çekmeye çalışın. Bacaklarınız birbirine uygun hareket etsin. Zaten ritminizi bulduğunuzda yapmaya devam edeceksiniz. Ve son kez. Yere uzandık. Topu dizlerimizin arasına koyduk. Hafifçe sıkıyoruz ve kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Sonrasında tek bacağımızı uzatıyoruz. Yere koyduktan sonra diğer bacağımızı uzatıyoruz. Ve son kez kalçamızı hafifçe yere koyuyoruz. Ve tekrar. Karnımız sıkı olmak zorunda burada. Kalçamızı yere indirmeyelim. Dik bir şekilde havada. Ve son kez. Yine bu hareketi de 12 tekrar yapmanız ve 3 sete tamamlamanız hem kalçanızı, hem basenlerinizi, hem bacaklarınızı, hem de karnınızı çalıştıracaktır. Hepsini aynı anda çalıştırabileceğiniz muhteşem bir hareket. Şimdi son hareketimize devam ediyoruz. Şimdi yine yerdeyiz.
topumuzla bizimle birlikte yine dizlerimizin arasına koyuyoruz. Kalçalarımızı çalıştıracağız. Ancak bu hareketi yaparken kaflarımızda hem ön kaflarımız hem de arka kaflarımız çalışmış olacak. Hareketimiz yine kalçamızı yukarı kaldırıyoruz. Ancak ayak topuklarımız ve parmak uçlarımız yerde değil. Bu kez hareketi zorlaştırmak için havadayken parmak uçlarımızı kaldırıyoruz ve yere indiğimizde parmak uçlarımız yerde. Havadayken yine topu sıkmaya çalışın. Sadece topuğunuz yerde olduğunda kalçanızı daha fazla sıkmaya başlıyorsunuz. Karnımız içeride. Daha önce de hatırlattığım gibi nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Derin derin nefes alıyoruz ve yağları yakıyoruz. Şimdi bir diğer egzersizimize geçeceğiz. Yine aynı pozisyondayız. Aynen topu sıkmaya devam edeceğiz. Bu kez parmak uçlarımıza kalkacağız. Eğer ki çok fazla topuklarınız yerden kalkmıyorsa ayaklarınızı, bacaklarınızı biraz daha kendinize çekebilirsiniz. Yere koyduk, düz pozisyondayız. Kaldırdığımızda parmak ucuna kalkıyoruz. Eğer kramp girmesi varsa lütfen devam etmeyin. Ve son kez. Yine kontrollü bir şekilde bacaklarımızı uzattık. Yeterince çalıştırdığımız için bacaklarımızı biraz esneme hareketleri yapıyoruz. Tüm vücudumuz yerde, sadece parmak uçlarımızı ileri geri hareket ettiriyoruz. Sonra üst gövdemizi kaldırıyoruz ve bileklerimizden tutarak öne doğru eğiliyoruz. Yine bu hareketi de diğer hareketlerimizde olduğu gibi 12 tekrar ve 3 set yapmanız yeterlidir. Sevgili izleyiciler, bugün yine sizlerle birlikte muhteşem bir bölüm çıkardık diye düşünüyorum. Hem kollarımızı çalıştırdık, hem kalçalarımızı, bacaklarımızı, karnımızı, tüm vücudumuzu çalıştırdığımız egzersizlerimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.